Evet arkadaşlar şimdi genel kültür genel yetenek sorularımızın coğrafya kısmı kısmıyla devam ediyoruz. 28. sorudan devam edelim. Şimdi Türkiye haritalı sorularda dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Bakın ne sorduğunun hiçbir önemi yok. Ama karşımızda enlemler, boylamlar varsa Türkiye'yi dünya üzerinde görmemiz açısından şöyle bir şey yapmanızı istiyorum. Bakın bu ekvator tamam mı? Kuzey yarım küre, güney yarım küreyi çizdim. Şimdi bunu ben çizdiğim zaman aşağıda ne sorulursa sorulsun artık Türkiye'yi dünya üzerinde görür hale geldim. Sizden ricam hangi soru olursa olsun enlem, boylam gördüğünüzde bu hareketi yapmanız. Şu anda Türkiye'yi kuzey yarım kürede görüyorsunuz görüyor muyuz? Evet. Güney yarım küreyi görüyor muyuz? Evet. Bir şey daha. Dünya nereden nereye doğru dönüyordu? Bakalım. Batıdan doğuya doğru döner. Güneşimizi de buraya böyle çizdik mi? Tamam. Şimdi diyor ki yukarıda coğrafi koordinatları verilen dikkat. Coğrafi koordinat denildiğinde ne düşünecektik? Matematik konum. Enlemler, boylamlar var. Dikkat edin. Bazen de coğrafi konum deniyor. Aman dikkat. Coğrafi konum denildiği zaman işin içinde hem matematik hem özel konum vardır. Ama coğrafi koordinat dendiği için içinde sadece enlemleri, boylamları düşünüyoruz. O halde bize bu soru Coğrafi koordinatla başladığı için matematik konum sorusundan ibarettir duygusunu vermesi lazım. Hangisi yanlıştır denildiğinde şunu düşüneceksin. Şimdi aşağıya 4 tane doğru şey yazdım, bir tanesi yanlış. Bunu beyninize de söyleyin, çok faydalı olur. Bakalım, başlayalım şimdi. A şıkkından. A da diyor ki, 3. merkeze güneş, hemen bakıyorum. Üçüncü merkeze güneş, 1 ve ikinci merkezden daha önce doğar. Doğruyu söylüyor değil mi? Bakın bu bizim boylamımız. Boylamımız, boylamımız. E, dünya batıdan doğuya doğru döndüğüne göre gerçekten önce güneşin karşısından 3 daha sonra iki, daha sonra bir geçecektir. A şıkkını doğru kabul ettim. Bursa'ya bakalım. B şıkkına. Güneş ışınlarının tutulma oranı 3 merkezde de aynıdır. Kal bakayım burada. Şimdi tutulan kim? güneş ışınları. Tutan kim? Atmosfer. Atmosfer neydi? Bir bakalım. Dünyayı çevreleyen, dünyayı çevreleyen gaz kütlesi. Dikkatle beni izleyin bakalım. Bir minik tutulma antrenmanı yapalım. Bak şimdi. Şöyle bir saniye bir silmek istiyorum şu kısma. Dikkatli bakın lütfen. Şimdi bir minicik tutulma oranı antrenmanı yapalım. Arkadaşlar bakın. Güneş ışınları ekvatordan çıktı. Özür diliyorum. Güneş ışınları güneşten çıktı. Dikkat. Atmosfere değdi. Atmosferin içine girdi. Ekvatora ulaştı. Gel buraya. Şimdi buradan bir güneşimizi daha büyük yapayım. Buradan bir güneş ışını gönderiyorum. Kutba yakın bir yere. Dikkat. Atmosfere değdi. Atmosferin içine girdi hala atmosferin içinde, hala atmosferin içinde, hala atmosferin içinde. Kutba giderken ne kadar çok kaldı güneş ışınları atmosferin içinde virgül. Ekvatora gelirken ne kadar az kaldı? Hmm. Şimdi güneş ışınlarının atmosfer içindeki yolu nereye giderken kısa? Ekvatora giderken kısa. O zaman ekvatora giderken tutulma oranım daha az virgül kutba giderkense nasıldır daha çoktur. Neden? E çok kalıyor atmosferin içinde. Sebep e dünyanın şekli. Şimdi 3'ün, 2'nin, 1'in hepsinin oturdukları enlem aynıysa dikkat et, aynı enlemdeler. O halde buradaki tutulma oranı hepsine uygulanacak. Yani 3'te de, 2'de de, 1'de de tutulma oranım nasıl olacak? Aynı. Neden? E kutba gidiyorum. Tutulma oranım ne yapıyordu? Artıyordu. Aynı enlemdeki yerlerin ekvatora uzaklıkları da aynıdır. O zaman tutulma oranları da aynıdır. Cümlem doğru. C'ye bakalım. 21 Mart'ta durdum. 21 Mart, 23 Eylül. Gece gündüz eşitliği duruyorum. Dünyanın her yerinde mi? Evet. Tamamında mı? Kesinlikle tamamında. Ne yaşanır? 12 saat gündüz, 12 saat gece. Kal bakayım. Güneş diyor ki 3 merkezde de aynı anda doğar. Aynı anda doğar. Dikkat dikkat. Aynı anda doğamaz arkadaşlar. Neden doğamaz? 3 numaralı yer güneşin karşısına geldiğinde... Hani dünyamız böyle batıdan doğuya doğru dönüyordu ya. Henüz iki numaralı yer güneşin karşısına gelmemiştir, gelecektir. 2 geldiğinde henüz bir numaralı yer gelmemiştir, gelecektir. Bakın şunu karıştırmayın. 3'ü de o gün evet 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşıyorlar. Tamam da 3'e güneşin doğduğu anla ikiye doğduğu an, 1'e doğduğu an aynı değildir. Bakın bunu en güzel Ramazan ayındaki ibadetimizden anlarız. İftar ve sahur saatlerinden şöyle bir şey söyleyelim. Mesela 3 numaralı merkezde insanlar iftar yaparken hiç 2'de ve 1'de yapabilirler mi? Olmaz. Daha sonra mı yapacaklardır? Evet ya da 3 numaradaki insanlar orada oturanlar sahur vaktine başladıklarında, yani oruç tutmaya başladıklarında 2 ve birdekiler başlayacak mıdır? özür diliyorum başlamışlar mıdır? Hayır. Başlayacaklar mıdır? Evet. Dolayısıyla biz oruç tutmaya güneş doğarken başlıyoruz. E, üçe güneş doğduğunda ikiye ve bire doğar diyemeyiz o zaman. En güzel yani kendi hayatımızdan somutlaştıracağımız kısmı iftar ve sahur saatlerimizdir. Yani burada ee, aynı anda doğar değil de aynı anda batar da deseydi gene cümlemiz yanlış olacaktı. Anlatabiliyor muyum? Bakın 3 merkezin 12 saat gündüz 12 saat gece durumu tamam. Hepsi eşit gece gündüz yaşıyor ama güneşin doğduğu saatleri aynı değildir. O nedenle C şıkkımız bu sorunun yanlış şıkkıdır. Denizli'ye bakalım. 23 Eylül günü yani 21 Mart'ta diyebilirdi. 3 merkezde de güneş doğduktan 12 saat sonra batar. Evet sadece 3 merkez değil tüm dünyada bu böyledir. Hepsinde güneş doğduktan 12 saat sonra batar. Yani gündüz süresi 12 saattir sözünün bir başka versiyonudur bu. Güneş doğduktan 12 saat sonra batar sözümüz. D şıkkımız da doğru. E'ye bakalım. Birinci ve ikinci merkez arasındaki yerel saat farkı duracaksın devam etmeyeceksiniz. Bakın sakın bu hatayı yapmayın. Yani uzun bir şıkkı başla sonuna kadar bitir. Hayır. 1 ile 2 arasındaki saat farkını bulalım. 30 doğu ile 36 doğu arasında 6 tane portakal dilimim var. Ben meridyenlere portakal dilimi diyorum. 2 ile 3 arasında bakalım. 4 tane portakal dilimim var. E dolayısıyla 1 ile 2 arasındaki saat farkım 6 portakal diliminden 24 dakika. 6 kere 4 24. 2 ile 3 arasındaki de 4 kere 4 16. E, dolayısıyla 1 ile 2 arasındaki fark 2 ile 3'ten daha çoktur sözüm doğrudur. Umarım size bunu anlatabilmişimdir. Evet 29. sorumuzdayız şimdi. Arkadaşlar ee, soruya başlamadan önce size bir e, soru tekniği öğretmek istiyorum. Bakın, şimdi bu sorunun coğrafya konusuyla, grafiğiyle asla ilgilenmiyorsunuz. Benim dediğim şeyi dinliyorsunuz. Bakın şimdi, öncüllü sorularda, dikkat dikkat, öncüllü sorularda mutlaka son öncülden elemeye başlamanızı tavsiye ediyorum. Mutlaka. 5 öncül mü var? 5'ten başlayın. 4 öncül mü var? 4'ten başlayın. Tarih, vatandaşlık, coğrafya sorularında öncüllü sorumuz çoktur. Bu bize ne yapacak biliyor musunuz? Zaman kazandıracak. 1 ve 2. öncüller bazen sıkıntılı olabiliyor. ÖSYM sorularında özellikle 1. Bir, birinci öncüle çok kafa yormamızı isteyebiliyorlar. İkinci öncülde mayın olabiliyor. Bunu bir soru tekniği olarak ben size vermek istedim. Şimdi sorumuza giriş yapabiliriz. İki tane ilimizin yağış ve sıcaklık grafiği var gördük mü? İki tane ilimizin kim onlar? Antalya ile <laughs> İzmir'e ait sıcaklık ve yağış grafikleri bize aylara göre dağılış şeklinde verilmiş. Şimdi bir dikkat etmenizi istiyorum. Antalya ve İzmir. Yani bu grafikler hiç olmasaydı da şunu biliyor olacaksınız sınava gittiğimiz zaman. Antalya Akdeniz bölgesindedir. Kıyıda bir kenttir. Bu bu kentte Akdeniz iklimi görülür. Birgül. İzmir kıyı Ege'de oturan bir kenttir. Kıyı Ege'de Akdeniz iklimi görülür. Dolayısıyla her iki kentinde ikliminin Akdeniz iklimi olduğunu siz sınava giderken zaten biliyor olacaksınız ama ben size bir pratik bilgi vermek istiyorum bu sorunun dışında. Şöyle bir şey çizeyim. Dinle. Bir grafiğe baktığımızda <laughs> Akdeniz iklimi grafiği olduğunu en güzel nasıl anlarız? Öğretiyorum. Dikkat dikkat. Bunlar yağış sütunlarımız olsun. Öyle uyduruktan çiziyorum ben. Tamam mı? Bu da bizim böyle sıcaklık grafiğimiz olsun. Bir grafiğin Akdeniz iklimi grafiği olduğunu anlamamız için tek bir şeye bakıyoruz. Mutlaka ama mutlaka yağış ve sıcaklık grafiği ters orantılıdır. Ne demek yani? He. Yağışımın çok olduğu anda bakın şuralarda sıcaklığım en az. Sıcaklığımın çok olduğu zaman da yağışım en az. Yağış ve sıcaklık grafiği ters orantılı olan tek iklim tipidir. Biz buradaki grafiklerde de Antalya'ya bakalım mı? Gerçekten sıcaklık arttığında yağışım azalmış. Gerçekten bakın İzmir için de aynı şey geçerli. Sıcaklığım düşükken oy, oy, oy yağışım artmış gördük mü? Bunu görmemiz önemli. Bu da yine bir teknik bilgi olarak size kalmasını istediğim bir şey. Şimdi <laughs> her iki kente ait yağış ve sıcaklık dağılışı incelendiğinde Antalya'daki yıllık yağış miktarı İzmir'den daha çokmuş. Gerçekten bunu gözlemleyebiliriz. Mesela burada yağışım daha az İzmir'de ama Antalya'da Ocak ayı yağışım 250'lerin üstüne çıkmış. Görebiliyor muyuz? Yani gözle de fark edilebiliyor bu zaten. Antalya'nın yağışı İzmir'den daha çokmuş diyor ki. Buna göre İzmir ve Antalya kentlerinde belirtilen durumun oluşum nedenini hangisi en iyi açıklar? Dörtten başlıyorum. Bakı bakmaktan gelir arkadaşlar. Bakmaktan. Nereye bakmaktan? E güneşe bakmaktan. Şimdi bakalım mı? Bir tane yuvarlak şöyle çizivereyim size. Ay çok uyduruktan oldu. Bir dakika sileceğim. Şöyle bir sildim. Beni güzel izleyin bakalım. Heh, şöyle bir yuvarlağımızı çizdim. Evet, ekvatoru da çizdim. Böyle Türkiye'yi uyduruktan çizdik. Şimdi Toros Dağları'nın da güneyi ekvatora dönüktür. İzmir'deki Boz Dağları'nın da güneyi ekvatora dönüktür. Dolayısıyla her iki kentteki dağların ekvatora dönük olan durum yönleri aynıdır. Yani İzmir'deki dağların da ekvatora dönük olan tarafı güney yamacı, Antalya'daki Torosların da öyle. Şimdi bakı durumlarının farklı olması için Antalya'nın kuzey yarım kürede, İzmir'in güney yarım kürede ya da tam tersi olması gerekirdi. Onun için E şıkkını tak diye eliyorum. Bakı durumları farklı değildir çünkü. Yani yağış farklılığını zaten hiç açıklamaz. Dikkat dikkat geldik Üçüncü öncülümüze. Aman dikkat, çok dikkat. Şimdi size bir şey göstereceğim. Burada bir bakalım bakalım. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir şey çizelim. Türkiye haritası. Çizdim. Bakın Karadeniz bölgesindeki dağlarım doğu batı yönlü uzanır. Toros dağları da doğu batı yönlü uzanır. Ege'deki Kaz Dağı. Madra'da, Yunt'ta, Bozdağlar, Aydın hepsi doğu batı yönlü uzanmıyor mu? Bak ve gör. Karadeniz'dekiler doğu batı yönlü. Ege'dekiler doğu batı yönlü. Akdeniz'dekiler doğu batı yönlüdür. Doğu dağların farklı uzanış yönüne sahip olması cümlesi yanlış. Neden yanlış? Ege'deki dağlarım da doğu batı yönlü. Akdeniz'deki dağlarım da yani Antalya'daki dağlarım da doğu batı yönlü. Ege'dekilerde biraz kafanız karışır gibi oldu hissediyorum. Dikkat. Bu dağların nesi aynıdır diyorum. Dikkat. Uzanış yönleri aynıdır dedim. Ha, sizin kulağınızın alışık olduğu şey ise şu. Dağların kıyıya göre konumu deseydi orada biraz durabilecektik. Bu öncülde öyle bir şey demiyor. Bakın Ege'deki dağlar kıyıya dik uzanmışken Akdeniz'dekiler kıyıya paralel uzanmıştır. Ama benim üçüncü öncülümde dağların farklı uzanış yönü ne sahip olması. Hayır kardeşim dağlar farklı uzanış yönüne sahip değildir. Bursa'yı ve Denizli'yi bu yüzden attım gitti bay bay. Umarım anlatabilmişimdir. Gelelim ikinci maddemize. Yer şekillerinin işte bu. İşte bu kıyıya göre konumu diyor. Kimin yer şekillerinin? He, kim bu yer şekilleri? Kim olacak ya? Dağlar işte. Şimdi bakalım. Ege'deki dağlarım kıyıya dik dik uzanmış. Ege'dekiler kıyıya dik dik uzanmış. Akdeniz'deki Toroslarım kıyı boyunca. E Antalya burada, e, İzmir burada. Şimdi Antalya'da Denizden gelen nemli hava küt diye Toros Dağları'na çarpıyor, dağı aşamıyor, yükselemiyor. Burası o yüzden çok yağışlı. Ama Ege'deki nemli hava denizden bak ne kadar kolay içeri giriyor ya, ne kadar kolay. O zaman 2'yi seçeyim mi? Seçtim. Ama bu soruları hazırlarken gayet de kötü kalpliydim. Onu da söyleyeyim size. Yani bakın ne kadar kötü düşünmüşüm. A şıkkına 2, C şıkkına 1-2 koymuşum. Aslında o eleme yöntemini burada uygulayamıyorsunuz. Neden? E bazen bize kötü soru soruyorlar. Ben de öyle kötülük yapmak istedim. Yoksa benim kötü bir niyetim yoktu. Ne soruyorlarsa onu yapmak istedim açıkçası. Peki 2'yi seçtim ama C'yi eleyemedim. 1'e de bakıyorum. Farklı iklim özelliği olmaz kardeşim. Akdeniz'in kıyısında da Akdeniz iklimi var. Kıyı Ege'de de Akdeniz iklimi var. O zaman biri atarsam cevap ne olacak? Adana. Umarım anlatabilmişimdir. Buradaki mayın şu. Dağların farklı uzanış yönüne sahip olmasını doğru kabul ediyor öğrenciler. Olmaz. Dağlar Karadeniz bölgesinde artı, Ege bölgesinde artı, Akdeniz'de Aynı yönlü uzanır. Nasıl uzanır? Doğu-batı yönlü uzanır. deyip bu sorumuzu bitiriyorum. Evet arkadaşlar 30. sorumuz. Şöyle söyleyeyim size bu haritayı kullanarak KPSS'de şöyle söyleyeyim ÖSYM'de sorular geldi. Bazen YGS'de, bazen LYS'de, bazen bizde karşımıza çıkıyor. O nedenle bu haritayı çalışmanız açısından bu haritayı kullanarak soru hazırlamak istedim. Bakalım ayağımı uzattım, değil mi? Aşağıdaki haritada Türkiye'de yıllık güneşlenme sürelerinin dağılışı gösterilmiştir. Şimdi öğrenci bunu görünce acayip korkuyor. Tamam bu ne böyle? 2250 saat. Yani hiç alışık olmadığımız şeyler. Aslında bu bir çeşit grafik okuma sorusudur. Beraber bir bakalım istiyorum diyor ki: Haritadaki güneşlenme süreleri incelendiğinde aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz? Hangisine ulaşılamaz? Size bir tüyo. Uzun uzun şıklar varsa E'den okumaya başlayın. Uzun uzun şıklar varsa bakın ben bir araştırma yaptım. Çıkmış sınav sorularını inceledim. %90 uzun uzun şıklı soruların cevabı ya Denizli ya Edirne oluyor. Fakat ben e, bunu söylediğim halde hadi bir tüyo vereyim size. Cevabı Denizli ya da Edirne hazırlamadım. Çünkü içinizden biri kalkar. Sınavda A şıkkı cevap olur. Beni mahkemeye verir. Hiç onunla uğraşamam. Siz beni dinleyin. ÖSYM sorularında E'den başlayın. Büyük ihtimal E ya da D oluyor. Yani A, B, C'de zaman kaybedin istiyorlar. Bu bir tüyodur. Haberiniz olsun. Şimdi beraber bakalım. Hiç şıklara girmeden neyi tespit etmelisiniz? Bu haritadaki en büyük sayı nerede oturuyor? Bakalım mı? 3250 saat ifadesiyle Güneydoğu Anadolu bölgesinde gördüm, fark ettim. Peki. En küçük sayı nerede oturuyor? Doğu Karadeniz kıyılarında. Bunu da fark ettim. Saat aralıklarım kaç kaç gidiyor? Bakalım. 3250, 3000, 2750, 250 saat aralıklarla Eğriler çizilmiş. Bunu da gördüm. Şimdi bir de şunu görmenizi istiyorum. Dikkat dikkat. Genel olarak bak hiç dağılıkları okumadım. Sayılar genel olarak ne yapıyor? Ben hep size ders anlatırken böyle öğrencilerime Hatay'ı Sinop'a ölçüt alırım. Hatay'dan Sinop'a gitmek yani ülkemizden kuzeye doğru gitmek anlamına gelir. Bir bakalım mı genel olarak bu sayılar Sinop'a doğru gittiğimizde ne olmuş? Bakıyorum 3250, 3000, 2750 2500 ne oluyor? Ne oluyor? Azalıyor ama nasıl azalıyor? Dikkat nasıl azalıyor? Dikkat. Genel olarak azalıyor. Genel olarak. Birebir uygun mu? Yani enlemle aynı yön mü? Hayır canım. Genel olarak bu böyle. Şimdi E şıkkından başlayalım. E şıkkından başlıyoruz. Doğu Anadolu bölgesinin maksimum güneşlenme süresi bakalım. Şimdi Doğu Anadolu bölgesi arkadaşlar şöyle göz kararı çizelim. Heh. Maksimum süresi 2750 saat. Bir de şuradan bir 3000 saatin mi ne geçmiş gördüm. Marmara'dan daha çoktur. Marmara'ya bakalım mı? Marmara bölgesi yaklaşık şuralar. 2500 saat var. 2500 saat var. Şuradan gelmiş 2750 saat de geçiyor ama 3000 saatin bulunduğu yerde olduğu için doğru bir ifadedir diyorum. Denizli'ye bakalım. Güneşlenme kuzeyden güneye gidildikçe kuzeyden güneye gidiyorum. Elimle gideceğim kalemimin ucuyla genel olarak artmaktadır. Doğru mu? Genel olarak artmaktadır. Doğru söylüyor. Neyle kurtarıyoruz bu şıkkı? Genel olarak sözüyle. Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinin kuzey güney yönlü güneşlenme süreleri farkı Birbirine yakınlarına kadar gıcık bir ışık. Bakalım. Ege ve Doğu diye geldiği için ayrı ayrı değerlendireceğim. Herkes baksın. Ege bölgesinin arkadaşlar şöyle en kuzeyinden bakalım mı kim geçmiş? Bak şuradan 2750 saat eğrisi. Bak bak gel 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 şuradan geçmiş. Şöyle Ege'nin kuzeyinden. Bir de ne olmuş 3000 saat geçmiş. Ege'nin diyor kuzey güney yönlü güneşlenme süresi farkı biri 3000 biri 2750 saatse yaklaşık 250 saatlik bir farkım var. Doğu Anadolu'ya baktığımda bak Doğu Anadolu'ya bakarsak daha fazla değil mi arkadaşlar daha fazla eğri geçmemiş mi? 3000 saat eğrisi geçmiş 2750 saat 2500 saat görüyor muyuz? Tamam. Ama birbirine yakındır demiş. Hayır. Ege'deki kuzey güney yönlü saat farkım daha az. Doğu Anadolu'daki ise daha nasıl fazla. O yüzden birbirine yakındır diyemem. Cevabım Ceyhan. Bursa'ya bakalım. Güneydoğudaki güneşlenme tüm bölgelerden daha çoktur. Aynen öyle. 3250 saatle. Karadeniz'in kıyı kesiminde Karadeniz'in kıyı kesiminde dikkat dikkat. Şimdi burayı sileceğim. Burası çok önemli. Karadenizin neresinde? Lütfen dikkat, çok önemli bir yer burası. Kıyısında. 2500 saatten azdır. Herkes baksın. Şimdi bakın, şurası 2500 saat eğrisi. Böyle geliyor. Denizden geçelim. Böyle geliyor. Bak, 2500 saati takip ediyorum. Bakın, 2500 saat. Hee. Tüm yukarıda kalan yerler dediğim zaman, buna Karadeniz kıyıları da mı dahil olur? Evet. 2500 saat eğrimi görürsem ben görüyorum. Gerçekten Karadeniz'in kıyıları 2500 saatten daha az olan yerlere giriyor mu? Gözümüzle de gördük mü? Gördük. O nedenle A şıkkı doğru. Anlatabildim mi? <laughs> Peki yani umarım anlatabilmişsinizdir. Tabii siz cevap veremiyorsunuz şu anda. Bu sorumuzun cevabı da C şıkkı olacak. Şimdi arkadaşlar benim ee, ÖSYM sorularını incelediğimde yani gerçekten çok inceliyoruz bu soruları, taktikleri neler neler yapıyorlar, sorular kendini nasıl tekrar ediyor gibi. Ee, mesela bu soruyu aslında ben az önce size bir başka soruda cevaplandırdım. Şöyle bir örnek vereyim size. Eskiden ÖSS sınav soruları vardı, ÖSS soruları derdik şimdiki YGS ile. Mesela şöyle bir şey yaptılar. Dediler ki e, gezdiği yerlerde zeytin, zakkum, defne gibi bitkilere rastlayan bir araştırmacı, e ee, hangi iklim alanında dolaşıyor olabilir? Şimdi zeytin Akdeniz ikliminin karakteristik bitkisidir. Bu bir soruydu. Hemen altında benim size az önce gösterdiğim şöyle bir grafik çizdiler, tamam mı? Böyle. Bu ters orantılı grafik, yağış sıcaklık grafiği ters orantılı olan kimdi? Akdeniz iklimi bunu çizdiler sorunun üstüne hiç Akdeniz iklimi yazmadan bu grafikle ilgili neye ulaşılır neye ulaşılmaz diye bir soru sordular haberiniz olsun ee, hemen altında 5 tane şık yaptılar bakın 5 tane şık yaptılar ve üstüne şunu yazdılar böyle hep yağış sıcaklık grafiği bunlar dediler ki yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlı geçen iklime ait grafik hangisidir? Yani bir öğrenci eğer Akdeniz iklimi yeni dair bilgi sahibi değilse tam 3 soru kaybedecek anlamına geliyordu bu. Bunları ben hani oturdum hem KPSS hem ÖSS hem lisans ön lisans hepsini inceledim. Böyle de bir taktikleri var söylemiş olayım. Şimdi bu soruyu yani tekrar Anlatmam yani şu soruyu görünce zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hadi bakalım. Yukarıda verilen öncüllerden hangileri Akdeniz, Ege, Karadeniz bölgelerinin üçü içinde ortak özelliktir? Şimdi biz bu ifadeyi zaten Antalyalı, İzmirli soruda konuşmuştuk değil mi? Ama sen o soruyu yapamazsan emin ol bu soruyu da yapamazsın. Bu şekilde soru hazırlamamın amacını umarım anlatabilmişimdir. Ee, yani öğrenci biliyorsa evet hepsini yapacak ama bilemiyorsa bay bay gidecek bu sorular. Bakalım. Az önce söyledim. Ege, Akdeniz, Karadeniz bölgelerinin ortak özelliği bu kelimeler yuvarlığa alınacak bu bir emirdir. Emirdir bak. Altı çizilmiş hocam. Almasak olur mu? Olmaz kardeşim. Yuvarlığa alacaksın. Ulaşım geçitlerle mi yapılır? Bakalım. Ulaşım geçitlerle mi yapılır? Karadeniz Akdeniz'de kıyıda duvarlarım var. Ege'de dağlarım kıyıya dik. Niye geçit yapacağım ya? İçeriye zaten çok rahat gitmiyor muyum ben? Evet. Dolayısıyla dördüncü öncülümü attım gitti. Şimdi burada çok sevinmenizi istiyorum. Neden? Sınav sorularında da sondan başladığınızda 3 şıkkın gittiği ee, sorular var hocam çok iyi imsersiniz ee, inanmıyorsanız bakın o zaman göreceksiniz zaten belki de ben uyduruyorumdur belli mi olur ben olsam merak edip bakarım donlu gün sayıları aynı mıdır değildir yahu enlem farkı var öyle değil mi aybur sayıda mı attık evet cevap mı çıktı evet 1 ve 2 mi bakın ne yaptık şimdi biliyor musunuz zaman kazandık zaman çünkü ben 2'ye mayın döşedim cevabımız 1 ve 2 bakalım mı Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de dağların uzanış yönü söyledim az önce. Batı, doğu yönlü ya da doğu batı yönlüdür işte. Görüyoruz da zaten. Doğu batı yönü, doğu batı yönü, doğu batı yönü. Tamam. Bütün bölgelerimizin iç kesimleri, mesela Ege bölgesinin Afyon, Uşak, Kütahya illeri içeride oturan bir gül, karasal iklim görülen iller. Karadeniz'de Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Karasal iklim, Akdeniz'de, Burdur, Isparta, dağın arkasında, Ege'de de içeriye doğru iyice girmişim. Dolayısıyla ikinci madde önemli bir maddedir, az duyulmuş bir maddedir, 1 ve 2 doğru cevaptır. Birden saydık? biraz önce öğretmiştiniz hocam biliyorduk zaten diyeceksiniz ama iki de biraz durabilirdiniz hani Ege'den ötürü. Aman dikkat, İç kesimlerinde Karasal iklim vardır. Türkiye'nin kıyıdan uzak iç kesimleri zaten komple karasaldır. Umarım anlatabilmişimdir. Evet 32. soruya geldiğimizde arkadaşlar bakalım. Yurdumuzun jeolojik oluşumu incelendiğinde iç ve dış kuvvetlerin karşılıklı etkileşiminin olduğu gözlenir. Burada bir kalalım minik bir açıklama yapayım. Dünyanın iki tane enerji kaynağı vardır. Bir, iç enerjimizi sağlayan mama. iki dış enerjimizi sağlayan güneş. Mağmadan alınan enerjiyle oluşan iç kuvvetlerle güneşten alınan enerjiyle oluşan dış kuvvetlerin etkileşimi vardır diye paragrafta belirtmişim. Buna göre ülkemizde kütle hareketleri de denilen en çok ilkbahar mevsiminde oluşumu gerçekleşen dış kuvvet hareketi hangisidir? Bakalım mı? Kütle hareketi ile ilgili biraz bilgi vereyim size. Şimdi bir daha kütle hareketi için malzemeler. Cevabımızı söyleyeyim hemen de onun üzerinde konuşayım daha rahat olsun. Cevabımız heyelan. Bir yerde heyelan oluşumu için bir ne lazım? Eğim artı yağış. Yani burada bir bulutum, burada böyle yağmurlarım olacak. İki, Tabakalarım dik dik dizilecek. Bakın, bir daha aldım. Eğer bu dağın tabakaları böyle enine enine dizilmişse helal olmaz. Dik dik dizilmesi lazım. 3 killi tabakalarım olacak. Kil suyu aldığı zaman şişer ve kayganlaşır. Üstteki blok ıslak ve ağır olduğu için aşağı doğru hareket eder. İşte buna biz kütle hareketi diyoruz. E bu dağın tepesinde karlar vardı. Eridi. Ne zaman eriyor? İlkbaharda. Eridiği zaman ne olur arkadaşlar? Burada yağışlı olan, ıslanan üst tabaka kar erimeleriyle daha da ıslak, daha da ağır hale gelir ve aşağı iner. Ülkemizde en çok Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz kıyılarında heylanlar görülür. Hatta burada heylan görüldüğünün kanıtı da heylan set göllerinin varlığıdır. Mesela Doğu Karadeniz'de Tortum, Sera, Heylan set gölleri. Batı Karadeniz'de Abant, Yedi Göller, Heylan set gölleri. Ee, burada heylanların olduğunun neyidir? Kanıtıdır. Bir daha söylüyorum. Eğim artı yağış 1. Tabakalar dik dik dizilecek 2. Kirli tabakalarım olacak 3. Ülkemizde en çok heylan ne zamandır? İlkbahar mevsimindedir. Neden diye sordular bir sınavda. Nedeni ne olacakmış? Kar erimeleri olacakmış diyoruz. Anlatabildim mi? Umarım anlatabilmişimdir. Evet 33. sorumuz aşağıdaki haritada numaralanmış yörelerden hangisinde yer alan akarsuların taşkın yapma olasılığı diğerlerinden daha fazladır? Şimdi bu soruyu bir kenara bırakalım ben size bir şey söyleyeyim. Bir tane sürahi olsun elimizde tamam mı? Şöyle bir sürahi. Bunun içinde su var. Bunu bu kadar doldurup evin içinde koştursak kapağı da yok böyle hızlı hızlı dolaşsak. Bir de bir salata tabağı alıyorum. Böyle salata tabağı aldım. Bunun içine bir de su doldurdum. Bu tabakla koştursak evin içinde. Ne olur kıyamet kopar. Neden? Evdekiler kızar size anneleriniz. Kızmaz mı? Deli misin nesin der. Sen de ona şey mi anlatacaksın? Vallahi ilim irfan için yapıyorum. Hangisi taşacak da onu çok merak ettim diyemezsin. Şimdi bakın. Taşkın yapabilmesi için akar suyun taşmaya çok müsait olması lazım. Şimdi benim sürahim derin bir kap. Derin bir kap olduğu için koşsam bile suyumun dışarı taşma ihtimali az. O zaman derin derin akarsu vadileri varsa bir yerde bunların suyu yükselebilir, alçalabilir fakat taşmaz. Ama şöyle bir akarsuyu düşünelim. Böyle düz bir yerde akan bir akarsu. Böyle bir akarsu düz bir yerde aktığı için daha rahat taşar. O nedenle bakalım şimdi. Karadeniz bölgesi dağlık akarsuları derin derin vadilidir. Akdeniz bölgesi dağlık, derin derin sürahiler var burada. E Doğu Anadolu bölgesi komple da, burası Sivas, Sivas civarları da aynı şekilde yüksek. Ama Marmara bölgesi, burası kim? Meriç'in kolu Ergene. Ergene, Marmara bölgesindeki bir akarsuyum. Marmara bölgesi Türkiye'nin en alçak bölgesidir. O nedenle orada akan akarsuyun taşkın yapma olasılığı diğerlerinden çok daha fazladır diyoruz. Bir akar suyun taşabilmesi için eğimin az olduğu yerde akması gerekir deyip doğru cevabımızı işaretliyoruz. Cevabımız Edirne olacak. Arkadaşlar 34. soruya geldiğimizde aşağıdaki göllerimizin hangilerinden enerji elde edilir? Şimdi bakın bu ezbere dayalı bir soru aslında ben bu soruyu çok bilinçli olarak getirdim. Burada amacım göl isimlerini değil de enerji elde edilen göller olduğunu bilmeniz bunu öğrenmeniz için de şimdi hidroelektrik enerjinin en çok elde edildiği bölgeler dağlık alanlardır değil mi? Yani suyun akış hızından enerji sağlanıyor. Akarsular için konuşacak olursak. Dolayısıyla göllerden elde edilen enerjiden de bahsedeceksek eğer bu göllerin eğimli yerlerde oturması gerekiyor. Eğimli yerler yani engebeli yerde oturacak ki o göle karışan sular veya o gölden çıkan sulardan hızlı akış olsun biz bunu bahsedebilelim. Ne biçim cümle kurdum ben bir daha toparlayayım. Diyorum ki nasıl ki akarsulardan enerji elde etmemiz o akarsuyun eğimli bir yerden hızlı akmasına bağlıysa gölden enerji elde etme durumunu konuştuğumuz zaman da akarsuyun da olduğu gibi, akarsu olduğu gibi gölün de yüksekte oturması gerekiyor. Şimdi bakalım, göle baktığımızda Tortum Gölü Doğu Karadeniz'de Doğu Karadeniz çok eğimli. Hazar, dikkat et, Hazar bu dünyada bildiğimiz Hazar değil, ülkemizde Doğu Anadolu bölgesinde oturan Hazar Gölü'dür. Eğirdir Gölü göller yöresinde, hani Beyşehir, Eğirdir, Burdur, Acıgöl, oradaki bir göldü. Eğirdir Gölü'nün olduğu yerde dağlık bir yerde, torosların arkasında bir alandır. Dolayısıyla bunları göl konusunu öğretmenleriniz anlattığında anlayacağınızı düşünüyorum. Çok daha güzel bağdaştıracaksınızdır. Dediğim gibi amacım aslında gölleri bilip bilmediğiniz değil, yüksekte oturan göllerden enerji elde edildiğini görmeniz için bu soru geldi. Şimdi bu tip sorular denemelerde karşınıza çıktığında kalıcı olabiliyor. Yani burada tortum hazar eğridir değil de bize sorabilirler. Enerji elde edilen, Türkiye'de enerji elde edilen göllerin özelliği nedir diye bir soru geldiğinde e, eğimli, yüksek, engebeli yerlerde oturan göllerdir diyebilmeniz için bu soruyu karşınıza getirdim. Hani sınav esnasında eminim sinirleriniz bozulmuştur ama e, amacımı umarım şimdi size anlatabilmişimdir. Şimdi 35. soruya geldiğimizde bir tablolu nüfus sorusu görüyoruz. Bakın oran olarak verilmiş diyor değerler. Oran geldiğinde şuna dikkat etmenizi istiyorum. Oran verildiği zaman o şeyin sayısal değerini bilemeyiz. Şimdi bu cümle çok kapalı oldu ama şöyle açıklayayım size. Mesela bense maaşımın %30'uyla kiramı ödüyorum dediğim zaman e, siz benim maaşımın ne kadar olduğunu bilemezsiniz ya da diyelim ki sınıfın %20'si matematikten başarısız dediğimde o sınıf 3 kişilik mi 20 kişilik mi bilemezsiniz dolayısıyla oranlardan net sayılar konuşulmaz deyip soruya geçmek istiyorum şimdi diyor ki 4 tane doğru şey yazdım bir tanesi yanlış hadi bakalım sen onu bul doğum sayısına bakalım mı 21 21 21 21 artma azalma var mı var ölüm sayısına bakalım 6 6 6 6 diye gidiyor Toplam doğurganlık kızı 21, 21, 21 diye gidiyor. Bebek ölümlerimizi 36, 35, 33, 32 diye gidiyor. Yani değerler birbirine yakın mı? Evet, yakın. Küsuratlarla mı hareket edeceğiz? Aynen öyle. Bakalım mı aşıkkına? Verilen yıllarda doğurganlık kızı genel olarak aynı kalmıştır. Bakalım mı doğurganlık kızına 21, 6, 21, 5, 21, 6, 21, 6 doğru mu söylüyor? Evet. Neden? Çünkü genel olarak demiş. Bursa'ya bakalım. Sağlık hizmetlerinin gelişmesi nedeniyle bebek ölüm hızı düşmüştür. Görseline bakalım mı? Bebek ölüm hızı 36 iken düşmüş. Düşmüş, düşmüş. Gerçekten düşmüş ama bu grafikteki bilgilere göre dıt dıt dıt, bu bilgilere göre bana burada bana burada arkadaşlar bakalım. Sebep belirten bir veri yok ki. Bana sadece oranlar verilmiş. Coğrafi anlamda B şıkkı doğru olsa bile bu grafikte bana verilen bir bilgi yok. Bebek ölüm sebebi nedeni yazılmış mı? Yazılmamış. O yüzden sorumuzun cevabı Bursa olacak. Bakalım doğum sayısı oranıyla doğum sayısı oranına bakalım. Heh. Ölüm sayısı oranı arasındaki en büyük fark 99 yılındadır. Bakalım mı? Doğum sayısı oranım 21,6. Değil mi? Ölüm sayısı oranımda nerede? 6.3. Görüyor muyuz? Bir dakika. Doğum sayısı oranıyla ölüm sayısı oranı arasındaki en büyük fark çıkarttığınız zaman göreceksiniz zaten. 21.6 en büyük değer. Buradaki en... Bak doğum sayısındaki en yüksek değer 21.6. Ölüm sayısındaki en küçük değer de 6.3. O zaman en büyük fark 99 yılındadır doğru. Denizli'ye bakalım. Ölüm sayısı ile... Doğum sayısı oranlarının değişiminde paralellik yoktur. Bakalım. Doğum sayısı oranına 21.6'dan 21.5'a düşmüş. 6'ya çıkmış, eşit kalmış. Bir de neyden bahsediyor? Ölüm sayısından. Ölüm sayısına bakalım. 6.3'ten tak bak bak bak. 6.7'ye çıkmış. Zaten paralellik burada bozuldu. Burada eşitlik var, burada düşüş var diyor ki paralellik yoktur. Doğru söylüyor. Bu artılarla eksilerle yordayabildim. Bebek ölüm hızı oranı sürekli düştüğü halde görüyoruz. Bak 36'dan başladım. Eksi 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 sürekli düştüğü halde ölüm sayısı ölüm sayısı bakalım ölüm sayısı aynı oranda düşmemiştir. Evet aynı oranda düşmüyor. Ölüm sayısı bir artı oluyor, bir eşit oluyor, bir eksi oluyor. Dolayısıyla cevabımız bursadır diyoruz. Evet 36. sorumuz da bir nüfus sorusu. Ee, tarım nüfusunun tarım alanına bölünmesiyle tarımsal nüfus yoğunluğu toplam nüfusun toplam yüz ölçümüne bölünmesiyle de aritmetik nüfus yoğunluğu elde edilir demiş. Şöyle söyleyeyim aritmetik nüfus yoğunluğu eşittir toplam nüfus bölü toplam alan tarımsal nüfus yoğunluğu eşittir tarım nüfusu bölü tarım alanı. Tamam mıyız? Bunu anlatmış. Şimdi bakalım diyor ki buna göre haritada numaralanmış yerlerin hangisinde aritmetik nüfus yoğunluğu ile tarımsal nüfus yoğunluğu arasındaki fark en azdır? Öğrencilerin bayağı bir zorlandığı soru tipidir bu. Şimdi ben size bir şey soracağım. Tarım alanlarım darsa. Tarım alanda, alanı dar olan bir yeri dağlık hayal edebilirim değil mi? Mesela iki numaralı yeri konuşacağım. İki numaralı yer çok dağlık mıdır? Evet. Tarım alanı az mıdır? Evet. İnsanlar burada küçücük tarım alanlarında sıkış tepiş mi tarım yaparlar? Evet. Dolayısıyla Doğu Karadeniz'in olduğu yerde tarımsal nüfus yoğunluğum çoktur dediğimde tarım insanı çoktur demiyorum. Tarım alanım çok, alanım. Tarım alanım, ay yanlış söyledim. Tarım alanım çok az. Dolayısıyla o az alanda insanlar sıkış tepiş tarım yapıyorlar. Bir daha cümlemi düzeltmek istiyorum. Doğu Karadeniz çok dağlıktır. Tarım alanı azdır. Azıcık alanda insanlar tarım yaptığından sıkış tepiş tarım yaparlar. O yüzden tarımsal nüfus yoğunluğu dağlı alanlarda çok fazladır. Anlatabildim mi arkadaşlar? Peki aritmetik nüfus yoğunluğu neydi? Kilometre kareye düşen insan sayısı kilometre kareye düşen neymiş? İnsan sayısı aritmetik nüfus yoğunluğu imiş. Aritmetik nüfus yoğunluğunda ben yani şöyle bir şey göstereyim size. Türkiye'yi kareli kağıt gibi düşünüyorum. Bakın aritmetik nüfus yoğunluğu bu. Ne dedim? Kilometre kareye düşen insan sayısı. Van Gölü'nde de insan yaşıyormuş gibi varsayıyorum. Marmara Denizi'nde de bu aritmetik nüfus yoğunluğu. Tamam mı? Şimdi bana diyor ki aritmetik nüfus yoğunluğuyla tarımsal nüfus yoğunluğu arasındaki fark en az olsun. Birbirine nasıl olsun buralar en yakın olsunlar. Şimdi iki dağlık bir yer, üç dağlık bir yer, beş numaralı yer Ege'nin bulunduğu burada böyle boz dağlarım var. Başka şurada da mı bir noktam vardı? Evet bir numaralı yeri karalamışım ama dağlık bir yer. Buralarda tarımsal nüfus yoğunluğu tarım alanım az diye çoktur. Ama dört numaralı yerimde tarım alanı sorunum yok ki. Orası İç Anadolu bölgesi düzlük o yüzden bu farkın en az olduğu yer dört numaralı yerdir diyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Şöyle yuvarlağa alalım. Yine bir nüfus sorusu. Yüzde olarak verilen köy ve kent nüfusları var, bölgeler var. Kaç bölgemiz var? İnceleyelim. 4 tane bölgemiz var. Diyor ki, grafikte 97 nüfus sayımına göre ülkemizdeki 4 bölgeye ait kır ve kent nüfuslarının yüzde olarak dağılımı verilmiştir. Tamam. Yalnızca grafiğe bakarak, bakın bu önemli bir ifade. Yalnızca grafiğe, sen kafadan yorum yapmayacaksın diyor. Bu bölgelerin nüfusları ile ilgili neye ulaşılamaz? Bakalım mı? Marmara bölgesinde kent nüfusunun kır nüfusuna oranına ulaşır mıyım? Evet. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın şu kır. Hemen böyle hızlı hızlı yazarsınız sınavda. Kır, kır değil mi? Hemen şuna da mesela ş şey harfi koyun. Kent demiş ya şehir de diyebiliriz. Şehir nüfusu, kır nüfusu. Kafanız karışmasın diye bu bir yöntem. Marmara'da kent nüfusunun kır nüfusuna oranını yapalım. Kent nüfusu %80, köy nüfusu %20. Ulaştım. Görüyor muyuz? B'ye bakalım. 4 bölgedeki kırsal nüfus oranlarının değişimi. Marmara'da yüzde yirmi, Karadeniz'de yüzde altmış, biraz geçmiş. İşte konuşuyorum bakın İç Anadolu'da yüzde otuz, Doğu Anadolu'da yüzde kırkın üzerinde. Değişimini görebiliyor muyum? Evet, gördüm, gitti. En büyük kent ve kır nüfus oranı farkı. Farkı. Bak, burada farkım bu kadar, köy kent. Burada farkım şu kadar, bak farkını alıyorum. Heh, buradaki farkım bu kadar. En büyük fark gel 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 neredeymiş? Gözümüzle de ayırt edebiliyoruz değil mi? En büyük fark nerede? Marmara bölgesinde. Sana Marmara'yı söylememiş. Diyor ki en büyük kent ve kır nüfus oranı farkına hangi bölge sahiptir görebilir misin? gördüm işte. Denizli'ye bakalım. Marmara'daki kentsel nüfustaki göçle gelen. Dıt 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 ne diyor? Göçle gelen. Göçle gelen. Ne bileyim ya bu... Doğru bile olsa bana grafikte göç verisi verilmiş mi? Verilmemiş bay bay cevap Denizli. Kıyı bölgelerin toplam kentsel nüfus oranının gel bakayım. Kıyı bölgelerin buradaki kıyı bölgelerim kim benim? Marmara ile Karadeniz bölgesi. Toplam kentsel nüfus oranının iç bölgelerin iç bölgemde iki tane verilmiş. Bana verilenler içinde kıyı bölgelerime bakıyorum iç bölgelerime bakıyorum toplam kırsal nüfus oranını görebilirim değil mi? Kent nüfus oranının iç bölgelerinin toplam kırsal nüfusa oranına. Yani 7 bölgeyi düşünmeyeceksin. Bakın burada 4 bölgenin ikisi karasal, ikisi denizsel. Marmara Karadeniz'in oranıyla İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kent oranını da kır oranını da konuşabilirim. Cevap o nedenle denizli olacak. 38. soruya geldiğimizde Türkiye'de elektrik enerjisi üretiminde ilk 3 sırada yer alan enerji kaynakları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor. Bakın bu soruyu da karşınıza niye getirdim? Hemen cevabı söyleyeyim. Adana. Şimdi doğal gaz ülkemizde e, çok fazla yok. Ne yapıyoruz? Dışarıdan alıyoruz. O yüzden öğrencilerin aklına doğal gaz olabileceği bazen gelmeyebiliyor. Çünkü Türkiye'de elektrik enerjisi üretiminde ilk 3 sırada yer alan enerji kaynağı diyor ya arkadaşlar. Şimdi bunu bir öğrenmenizi istiyorum. Dışarıdan da alsak sanayi öncelikle sanayi alanında çok kullandık. Şimdi evlerimizde çok kullanıyoruz. İlk sırada doğal gazdan elektrik enerjisi üretiyoruz bir. Bazı öğrenciler bana diyebiliyorlar hocam çok pahalı değil mi işte bize fatura şu kadar geldi vesaire o kadar çok kullanılmıyordur. Belki de hayır en çok doğal gaz kullanıyoruz. İkinci sırada hidroelektrik çünkü ülkemiz yüksek bir ülke ortalama yükseltisi 1132 metre o nedenle akarsularımızın akış hızı da enerji elde ediyoruz. En son sırada da lingit geliyor. Bunu da bir istatistik bilgi olarak ekonomik coğrafya sorularını çözerken kalıcı bir hal alsın diye sordum. Arkadaşlar yani aslında bakın denemelerimizi hazırlarken tabii ki de ÖSYM sorularına birebir uygun olsun diye bakıyoruz ama ben bir de şuna bakmak istiyorum. Yani öyle bir şey sorayım ki öğrenci de o kalsın. Bu sınavları da o amaçla kullanıyorum açıkçası. Yani bu sınavda gelmişti. Aa evet. Hele de yanlış yaptıysanız doğrusu hepten kalıcı hale geliyor. Çünkü yanlış yapılan şey kolay kolay unutulmuyor. Bunu söylemek istedim size. Cevabımız o nedenle Adana şıkkı olacak. Evet 39. soru. Bir limanın gelişebilmesi için art bölgesinin hinterlandının geniş olması gerekir. Önce buna bir bakalım. Bakın şimdi bir Türkiye haritası çizeyim ben. Şöyle dağlar yapıyorum. Arkadaşlar böyle dağlar yaptım. Karadeniz, Akdeniz'de de yaptım. Eğer limana gelen mallar içeriye rahat rahat gitmiyorlarsa, gidemiyorlarsa, gidemezler ki dağ var. Böyle kıyılara biz hinterlandı dar kıyılar diyoruz. Yani bu limanın arkası, art bölgesi bir duvarla kaplı. Gelişebilmesi için diyor hinterlandının gelişebilmesi için ne olması lazım? özür diliyorum bir limanın gelişebilmesi için hinterlandının geniş olması lazım. Mesela Ege bölgesine şöyle bir çizeyim ben size. Böyle çizdiğimde çizdiğimde gelin bakayım şöyle çiziyorum. Bakın burası İzmir limanı. Bizim bulunduğumuz yer. E burada dağ var. Tamam. Burada da dağ var. Evet ama bakın iç kesimle ulaşımım nasıl? Gayet rahat. Ya da ben şuraya bir Marmara bölgesi çizeyim size. Şöyle çizdiğimde Marmara bölgesini bakın İstanbul Boğazı burada dağ yok burada dağ yok hinterlandı nasıldır o yüzden geniştir diyoruz. Dolayısıyla bir limanın arkasında bir dağ bir duvar varsa hinterlandı dar eğer duvarı yoksa hinterlandı geniştir deriz bunu böyle bilgi olarak vermek istedim. Şimdi bakalım 3 özellik verilmiş Orta Doğu'ya transit taşımacılık yapılır. Üçten başlıyorum. Bende artık alışkanlık oldu. İhracatında bulunduğu yörenin tarımı, sanayi ürünleri yer alır. Üçüncü büyük limanımızdır. Şimdi bakın en büyük limanımız İstanbul. Çünkü Hinterland'ında tüm Türkiye var. İstanbul'un Hinterland'ında tüm Türkiye var. Zaten ziyan olmasın o şık diye İstanbul'u vermedim. Öyle şıktı yani üçüncü sırada olacak hali yok. Tamam mıyız? Antalya'nın arkasında mesela koskoca Toros Dağları var. Antalya bizim turizm limanımızdır. İzmir İstanbul'dan sonraki ikinci büyük limanımız. Bu da yine kalıcı öğrenmeye yol açsın diye. Mersin Limanı'nı buradan öğrenin bir daha da unutmayın istedim. Mersin Limanı Türkiye'nin üçüncü büyük limanıdır arkadaşlar. Bir İstanbul, iki İzmir, üçüncü sırada yer alan da Mersin Limanı'dır diyoruz. Irak'tan Suriye'den gelen mallar İran'dan hop Mersin'e İskenderun'a gelir oradan taşınır. İskenderun kapasite olarak Mersin'den bir tık aşağıda yer alır. Bunu da yine kalıcı öğrenme haline getirin diye sormak istedim. Cevabımız Mersin olacak. Ülkemizde tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerin bölgelerdeki özellikleri ile ilgili hangisi yanlıştır? 40. sorudayız. Uzun uzun şıklar mı var? Evet. Uzun uzun şıklar mı var? Evet. E'den başlayalım mı? Haydi belki tutar bu sefer. İç bölgeler içinde tarımsal nüfus yoğunluğu en çok olan bölge İç Anadolu'dur. Kal bakalım. Az önce bir soru çözdük. Aritmetik nüfus yoğunluğuyla tarımsal nüfus yoğunluğu farkının az olduğu yer şurada bir yerdeki noktaydı. Galiba 4 numaralı noktaydı. Hatırladınız mı? Ya bu bölge dağlık değil ki. Yani aritmetik nüfus yoğunluğu ile tarımsal nüfus yoğunluğu birbirine o yüzden nasıldır arkadaşlar? Yakındır. Dağlık değil ki. İç bölgeler içinde tarımsal nüfus yoğunluğu en çok olan yer İç Anadolu'dur diyemeyiz o yüzden. Neden? Dağlık bir yerde tarım alanım az olacaktı, tarımsal nüfus yoğunluğum fazla olacaktı. Anlatabildim mi arkadaşlar? E tarımsal nüfus yoğunluğum çok Aritmetik nüfus yoğunluğum azsa orada engebeli bir alan var demektir. İç Anadolu bölgesi engebeli olmadığı için E şıkkı yanlıştır diyorum ama diğerlerine de bakalım. Her mevsimi yağışlı olan Karadeniz bölgesi buğday arpa üretimine en az elverişli bölgedir. Tabii ki çünkü Karadeniz'in kıyı kesimi yağışlı, buğday arpa ise yaz kuraklığı isteyen, bronzlaşmak isteyen tarım ürünleridir. E, kıyı Karadeniz'de buğday arpa bronzlaşamaz değil mi? Mesela diyoruz ya buğday tenli. C'ye bakalım. Ege'de tarıma dayalı sanayi ve ihracat. Zühti diye görüyorum kitaplarda kodlamasını. Zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir. E, zeytin yetişiyor, zeytin fabrikaları var. Tütün olduğu için sigara fabrikası var gibi. C de doğru. Tarım ürünü çeşidi niye Marmara'da çoktur? E, üç iklim tipi. Dolayısıyla 3 iklimi ait tarım ürünlerinin olduğu yer demektir. Bu da doğru. A. Tarım alanlarının bir yıl içinde birden çok ürün alma koşullarına. En elverişli bölge tabi de Akdeniz. Neresi? Çukurova. Çukurova'daki bir tarla çok pahalıdır. Yani Türkiye'nin her yerinde tarla alın ama Çukurova'daki niye çok pahalı? E, ekiyorum Mayıs'ta hasat. Bir daha ekiyorum Ağustos'ta hasat. Bir daha ekiyorum Eylül sonu hasat. Oy 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 bir tarladan 3 hasat elde ediyorum. 3 hasat. Dolayısıyla neden enlem etkisiyle anlatabildim mi arkadaşlarım? Cevap o nedenle Edirne olacak diyoruz. 41. soruya geldik. Türkiye'de hayvancılık faaliyetleri göz önüne alındığında aşağıdaki sektörlerden hangisine ait ham madde üretiminin aman buna dikkat daha fazla olduğu söylenebilir. Çocuklar Türkiye'de en çok küçük baş ve büyük baş hayvancılık yapılıyor. Bir daha söyleyelim küçük baş ve büyük baş hayvancılık yapılıyor. Hangisine ait ham madde üretiminin daha çok olduğu söylenebilir? Cevabımız deri işlemeciliği. Çünkü biz küçük baş hayvanlardan da büyük baş hayvanlardan da deri işlemeciliğinde faydalanıyoruz. Dolayısıyla nüfusunda tüketiminin çok olduğu bir üründür. Haberiniz olsun giysi olsun ayakkabı olsun anlatabildim mi? O nedenle deri işlemeciliğini ne yapacağız? Seçeceğiz. Cevabımız Ceyhan olacak. Evet 42. soruya geldiğimizde Türkiye'nin dış satımında kullanım alanının fazla olması ve kalitesinin yüksek olması nedeniyle sürekli dış pazara sahip olan yeraltı kaynağı hangisidir diyor. Bir sorun yok değil mi soruda? Bir daha bakalım. Türkiye'nin dış satımında kullanım alanının fazla olması ve kalitesinin yüksek olması nedeniyle sürekli dış pazara sahip olan yer altı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Gayet net görüyoruz. Şimdi beni iyi dinleyin. Krom volkanik bir madendir bu bir. Türkiye volkanizmaya maruz kalmış bir ülkedir. Bakın krom o kadar çok üretiliyor ki Türkiye'mizde yani o kadar çok ee, krom yataklarımız var ki. Çünkü ülkemiz üçüncü zamanda oluşmuş. E, üçüncü zamanda da volkanizmanın etkili olduğu bir dönem oldu olduğunu görüyoruz O yüzden krom yatağımız çok fazladır arkadaşlar şimdi kalitesinin yüksek olması ekstra bir artı Tabii ki kromun e, paslanmaz bir özelliği var O nedenle Avrupa ülkeleri tarafından özellikle çok çok talep edilir ve biz de ne yaparız dışarıya satarız en çok satılan madenimiz kromdur bunu söyledikten sonra Haydi size minik bir şey de vereyim. krom Doğu Anadolu bölgesinde guleman Palo, Guleman, Palo, Elazığ'ın ilçesi. Bir de şu köşedeki turistik yerlerimiz de var. Köyceğiz, Fethiye, Marmaris bu civarlarda krom var. Dikkat. En çok Doğu Anadolu'da Guleman Palo'dan Elazığ'ın ilçeleri bir de köşedeki yerden çıkarılıyor. Krom en fazla çıkarım yerleri. Ferro krom fabrikaları var. Ferro krom fabrikaları da nerede? Dikkat. Bu turistik yerlere en yakın liman Antalya limanıdır. Antalya'da ferro krom işletmesi var. Yine Gulemanlı Palu Elazığ'ın ilçeleridir. Elazığ'da ne var arkadaşlar? Ferro krom fabrikası var. Bir daha söyleyelim. Guleman Palu'dan ne çıkarılıyor? Krom. Guleman Palu Elazığ'ın ilçesi Doğu Anadolu bölgesinden çıkarılıyor en fazla. Bir de köşedeki turistik yerleri at kafadan gitsin. Fethiye, Köyceğiz, Marmaris oralar. Oraya en yakın liman, turistik liman zaten buralar turistik yerler ya Antalya. Antalya ve Elazığ'da krom işletmelerinin olduğu yerlerdir. Anlatabildim mi? Şöyle A'yı işaretleyelim tamamdır. Evet 43. sorumuz aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin ulaşım özellikleri ile ilgili yanlış bir ifadedir? Dikkat! Ulaşım sorununun dikkat uzun vadede nasıl? Uzun vadede çözümü için demir yolları geliştirilmelidir. Aynen öyle. Bakın mesela biz İzmir'de yaşıyoruz metro var. E, metro bir rahatlık mıdır özellikle metropoller için? Evet. Demiryolu taşımacılığı mıdır? Evet. E, şehirler arası yollarda da bunun avantajı var mı? Var. Bir taşla bin tane kuş vuruyorsun. Ay kötü bir şey söyledim sanki değil mi? Kötü geldi bin, bir kuşla bir taşla bin kuş ne biçim oldu? Siz anladınız demek istediğimi. Ulaşım sorununun uzun vadede çözümü hem ekonomik açıdan hem tek seferde çok yük çok insan taşıması açısından bu hale getirilmelidir. Çünkü dışarıya en çok cebimizden parayı petrol için harcıyoruz. En fazla parayı dışarıya petrol için harcıyoruz. E, demiryolu taşımacılığı bu anlamda ekonomikliği getirecek midir? Evet. Bakalım demir yolları genellikle dağ sıraları arasındaki vadiler boyunca kurulmuştur. Bir Doğu Anadolu bölgesi çizeyim size. Mesela Doğu Anadolu bölgesinde şöyle bir dağ sırası, ikinci dağ sırası, Üçüncü dağ sırası. Şurada ve şurada demir hattı var. İki hat var. Dağların arasına mı kurulmuştur? Evet, bu da doğru. C şıkkına bakalım. Tüm kıyı bölgelerinde kuzey-güney yönlü ulaşım geçitlerle sağlanır. İddialı kelimelerden huylanacağız. İddialı kelimelerde bir duracağız. Mayın var mı diye bir bakacağız. Tüm kıyı bölgelerde. Tüm kıyı bölgeler. Marmara'da kıyı bölgesi. Geçit mi var Marmara'da? Ege bölgesi de kıyı bölgesi. O yüzden cevabımız Ceyhan. En ekonomik ulaşım yolu niye deniz yoludur? E yol masrafı yok. E şıkkına bakalım Hinterland'ında tüm Türkiye'nin yer aldığı liman. Bakın az önce bir liman sorusu sormuştum. Arkadaşlar denemelerde özellikle ilk 3-4 denemede kalıcı öğrenmeler yapmanızı istiyorum. O nedenle bakın bir sorduğum sorunun tekrar hani sarmalı eğitime de çok inanan bir insanım ben. Tekrarlarla pekiştirilmesi, tekrarlarla öğrenmenin kalıcı hale gelmesi açısından bir sorduğum farklı bir versiyonla tekrar karşınıza çıksın istedim. Umarım da faydalı oluyorumdur. Cevabımız C şıkkı olacak. Tüm kelimesi çok iddialı olduğu için. Evet 44. sorumuz. Aşağıdaki bölümlerden hangisi bulunduğu bölgenin en dağlık, en soğuk, en geri kalmış bölümüdür? Şimdi beni güzel dinleyin. Bu yukarılar var ya, yukarılar sizi deli eden bir şey. Yukarı bir şey, aşağı bir şey, orta bilmem ne falan. Hadi size bir güzellik yapayım ben şimdi. Çok içimden geldi. Bu soruyu size aslında bölümleri öğreteyim diye bilerek koydum. Tamam mı? Bir akarsuyun doğduğu yere yukarı kesimi diyorum. Ne diyormuşum? Yukarı kesimi diyormuşum. Döküldüğü yer aşağı kesimdir. Dikkat dikkat. Herkes bana güzelce ne baksın bakalım. Şimdi bakın. İç Anadolu bölgesini şöyle basit bir şema ile çiziyorum. Bak bakayım. Kızılırmak Nehri Sakarya Nehri. izle bakalım. Bir akarsuyun doğduğu yere nasıl çığır diyorduk? Yukarı çığır. Şimdi bakın. Kızılırmak buradan doğmuş. Şuradan doğmuş. Sivas civarından. Doğduğu için doğduğu yere diyorum ki yukarı arkadaşlar Kızılırmak. Şimdi buradan da Sakarya Nehri doğmuş. Bakın Eskişehir Ankara civarından. E, dolayısıyla buraya ne diyorum? Yukarı Sakarya. Tamam. Şimdi peki Kızılırmak'ın doğduğu yer burası, döküldüğü yer Karadeniz'in kıyısı. Peki şu kesim, izle beni, şu kesim ne doğduğu yer ne döküldüğü yer. O zaman buraya diyorum ki orta Kızılırmak. Aşağıdaki bölümün adı ne? Konya. Hadi bir daha oynayalım mı? Böyle buraya çizeyim ben. Üçgen yaptım. Bak 3-4 tane bölümü var. Dikkat. Buradan doğan kimdi? Şöyle geliyordu. Kızılırmak. Burası neresiymiş? Yukarı Kızılırmak. Buradan kim doğuyor? Sakarya. Buraya ne diyeceğim? İç Anadolu Bölgesi'nde Yukarı Sakarya. Peki şu kesimi neydi? Bak böyle geliyor, Karadeniz'e dökülüyor Kızılırmak Nehri. O zaman şu kesim tam ortadaysa ne diyeceğim? Orta Kızılırmak. Aşağıdaki bölümü de Konya bölümüdür İç Anadolu Bölgesi'nin. Gel bakayım Doğu Anadolu Bölgesine. Şöyle bir yan yatmış ikizkenar üçgene benzer Doğu Anadolu Bölgesi. Dikkat et. Bak şimdi. Burası Erzurum, Kars bölümü. Şu aşağısı da Hakkari bölümü. Burayla işimiz yok. Şimdi buradan dikkat et. Murat çayı doğuyor. Şurada da bir dünya Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü var. Şuradan kim doğuyormuş? Murat Çayı. Akarsuyun doğduğu yer burasıysa kim doğuyormuş? Murat Çayı. Yukarı Murat Van bölümü diyorum. Peki Karasu ile Murat birleşiyorlar çocuklar. Şurada birleşerek Fırat'ı oluşturuyorlar. E ne güzel burası da yukarı Fırat diyeceğim. Temize geçmek istiyorum. Yan yatırılmış bir ikiz kenar üçgen gibidir Doğu Anadolu. Gel şurası Erzurum Kars. Boş ver. Burası Hakkari boş ver. Yukarı aşağı çalışacağız. Şimdi Murat Nehir'im şuradan doğdu. İzle bakayım beni. he. Bu da benim Van Gölüm. E burası Murat'ın doğduğu yer ya. Yukarı Murat Van bölümü tamam mı? Bir de Karasu çayı ile birleşiyor burada. Birleşerek kim oluşuyor? Fırat Nehri. O zaman bu bölüme ben ne diyeceğim? Yukarı Fırat diyeceğim. Doğu Anadolu bölgesinin bölümlerini de çalıştık. Gel bakayım buraya. Gel 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 gel. Şu aşağısı. Güney Doğu Anadolu bölgesi. Bak Fırat burada doğmuştu çocuklar. Yukarı Fırat burada. Gel gel gel. İniyor 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 Fırat Nehri ta Irak'tan Basra Körfezi'ne gider. Peki Güneydoğu Anadolu Bölgesinden geçiyor mu Fırat Nehri? Evet. E madem geçiyor orta Fırat diyorum. Tamam mı? Burası da Dicle bölümü. Ama Dicle önemli değil. Şu ortaları, yukarıları öğrenin. Benim için yeterli. Tamam mıyız? Bunun çalışmasını yapın diye getirdim size. Şimdi aşağıdaki bölümlerden hangisi bulunduğu bölgenin en dağlık, en soğuk, en geri kalmış bölümüdür? Dinleyelim bakalım. Şimdi orta şura bakalım. Yukarı Sakarya bölümü, Eskişehir'in olduğu yer. İç Anadolu bölgesinin batısında oturan bir yer. E batıdaki yer o kadar soğuk olmaz. Gitti. Yukarı Kızılırmak bölümü bakın Yukarı Kızılırmak şuradaydı. Yani İç Anadolu bölgesinin en doğusundaki yer. Dolayısıyla Sivas'ın olduğu yer doğru cevabımız bu. Orta Fırat bölümünde Urfa, Antep, Gaziantep oturuyor. Urfa, Antep, Gaziantep denmez. Urfa, Adıyaman, Gaziantep denir. Dolayısıyla burası da bölgenin gelişmiş yeridir. Bölgelerde göreceksiniz bu da olmaz. Yukarı Muratvan, Doğu Anadolu'nun en soğuk yeri değildir. En soğuk yerleri Hakkari, Erzurum, Kars o civarlardır. Gitti. Orta Kızılırmak bölümü de Yukarı Kızılırmak'ın yanında olduğu için soğuk bir yer değildir. Yukarı Kızılırmak bölümü doğru cevabımız olacak. Evet arkadaşlar 45. ve son sorumuzdayız. Turizme özellikle 2011, 12, 13 yıllarındaki KPSS sorularında bayağı bir önem verildiğini görüyoruz. O yüzden ben de aslında bakın ne kadar kötü kalpliyim. Sesleri birbirine yakın olan yerleri getirdim dikkatinizi ölçmek için çok bilinçli bir şeydi. Aşağıdaki turizm alanlarından hangisinin turistikler taşımasında dikkat, doğal oluşumlar etkilidir? Şimdi, Patara, Perge, bu P harfli olan yerler Akdeniz'deki tarihi yapıların, şehirlerin olduğu yerlerdir. Gitti. Aspendos, Antalya'da amfiteyatrın olduğu yer. Gene eski bir yerleşim merkezi. Gitti. Asos, Çanakkale'de Tarihi bir yerleşim alanı gitti. Avanos, Avanos, Ürgüp, Göreme, peri bacalarının olduğu yerdir. Gerçi oralar da eski yerleşim merkezleridir ama oradaki peri bacalarının oluşumu biliyorsunuz. Peri olduğu yer orası o dal oluşumların içinde şehirler kurmuşlardır. O nedenle cevabımız Avanos olacak deyip coğrafya sorularını burada bitiriyoruz efendim ikinci denemede buluşmak üzere.